Malatya'da Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine hız verildi. Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10:46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan ve yıkım işlemleri için yargı ile ihale süreçleri beklenen yapılarda yıkım çalışmalarına hız verildi. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te şiddetli bir deprem geçirdik, iki depremde. Depremden sonra 7 binamız çökmüştü. Sonrasında da 100'e yakın binamız ağır hasarlıydı. Onların yıkımını Malatya'da ilk yapılan yıkımını yapılan binalarda içindeydi bizim mahallemiz. Onları yıktırdık. Yaklaşık 21 tane de orta hasarlı binamız var. Orta hasarlı binalarımızda güçlendirme başvurusu veyahut da güçlendirme ruhsatı alan hiçbir binamız yoktu. Malum eski bir yerleşim yeri bizim mahallemiz. Eski yerleşim yeri olduğu için, binalar da eski olduğu için güçlendirme talebinde bulunan hiçbir binamız olmadı. Yalnız birkaç binamızda yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Mahkemelikler onlar haricinde geri kalan binalarımızın da dünkü kale depreminden sonra yıkımlar başladı. Bir binamız acil yıkım. İçinde çatırtı sesleri, değişik sesler geldiği için acil yıkımda arkada gördüğünüz Çukurdere Mahallesi'nde Sapçıoğlu Caddesi'nde bulunan Merve Apartmanı'nın yıkımına dün başladık. Geri kalan binaların da bir an evvel yıkılması için Sayın Valimiz gerekli çalışmaları yaptı. YİKOP ekiplerini gönderdi. Firmalar geldi. Firmalar baktı yerlere. İnşallah en kısa zamanda da onların yıkımı gerçekleşecek. Yıkımların bir an evvel olması bizim de vatandaşların da daha yararlı olur. Depremler devam ediyor. Dün işte kale merkezli bir deprem oldu. 5,9 şiddetli bir depremdi. Artçılar devam ediyor. Gün içinde artçılar oldu. Yani önümüz kış, bir an evvel bunların yıkımını gerçekleştirip inşallah tekrardan mahallemizi eski günlerine, daha böyle komşularımızın, vatandaşlarımızın dolu dolu yaşadığı bir mahalle olmasına gelmesini arzu ediyoruz. Sayın Valimiz bu konuda aslında çok gayretli, çok azimli. Yani biz de yaptığı toplantılarda da bir an evvel yıkımın ve yapımın başlaması için gayret gösterdiğine şahidiz. Rabbim böyle depremleri, böyle afetleri uzak eylesin. Bir daha bize böyle depremler göstermesin. Herkese hayırlı günler. Dünkü Kala depremimizi yaşadık. Tüm halkımıza, Malatya'mıza geçmiş olsun diliyorum. Bizim mahallemizde yürütmeyi durdurma kararı olan ve ağır hasarlı olan binalarımızı Sayın Valimiz Seddar Bey bir an önce hız verdi ve ihalesini geçen hafta yapmıştık. Tabii firmalar çalışıyordu ama dünkü depremden sonra ses gelen ve daha da çatırtı sesleri aldığımız, şikayet aldığımız binaların yıkımına YİKOP ve valilik ekipleri bir an hız verdiler ve şu anda yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Tüm Malatya halkımıza yürütmeyi durdurma kararı değil de mahallemizi, Malatya'mızı daha güzel günlere getirmek için çalışmalara engel olmamalarını rica ediyoruz. Mahallemizde 120'ye yakın bina 6 Şubat depreminden sonra yıkıldı. 65 civarı binamız da hem ağır hasarlı hem de orta hasardan bekleyen binalarımız var mahkemelik olduğu için. Mahalle sakinlerimden yürütmeyi durdurma kararı almamalarını rica ediyoruz. Çünkü mahallemizde gelişme olmuyor, çalışma olmuyor. Bakan Bey'e rezerveyle alakalı da bilgileri sunduk, dosyaları sunduk. Onunla alakalı da bir çalışma talep ettik, zaten bekliyoruz.